14 Eylül 20 Eylül. Kova burçları neler bekliyor diyorsanız kovalara şey demişim. Yorgandan çıkmak istemiyorsun. Yataktan çıkmak istemiyorsun. Bir sürü yapman gereken iş var. Nereden başlayacağını bilmiyorsun. Yani işin çok yoğun. Beklediğin yenilikler var. Hatta teslim etmen gereken işler var. Hiçbirini canın yapmak istemiyor. Hatta benim ayağında biri alsın sallasın modundasın. Tamam da kovacığım, yani hep sende de bu enteresanlık var. Evet, yoğun bir tempo, yoğun bir iş. Ama sen böyle sıkıştığın zaman, ha böyle kendini yalnız ve mutsuz hissettiğin zaman, böyle kimsenin sana dokunmasın. Devamlı isyan bir bağırma bayrağı çekiyorsun. Bence bir psikoloğa ihtiyacın geldiğinin vakti geldi. Çünkü kendine zarar vermeye başladığın insanlardan çok. Gerçekten yoğun tempodasın. Gücün ve beynin artık kaldıramıyor. Ve ani sinirsel reaksiyonlar göstermeye başladın. Çok hak veriyorum, çok streslisin. Evin yükü, çocukların yükü, ailenin yükü, işin yükü senin üzerinde ve artık seni birileri anlamadığı için bir psikolog size gerçekten tıkandığınız noktalarda yardımcı olacak. Hadi buna vakit ayır ve kendi iyiliğin için. Çünkü sen çok başarılısın ve çok iyi niyetlisin. İnanılmaz iyi niyetinden çok fazla kullanılıyorsun. Artık gerçekleri gör. Yani sen robot değilsin, sen bir insansın. Tırnaklarınla yaptın, hak veriyorum sana. Bu konuma gelene kadar çok eziyet çektin ama artık zaman, biraz da senin şifalanmaya ihtiyacın var. Kendini iyi hissetmeye ihtiyacın var. Ben sana işi bırak demiyorum, aileni bırak demiyorum. Sadece kendinle alakalı, insanlara özveri, fedakarlık yaptığın her şeyde artık değer görmek istiyorsun. Lütfen artık bir psikologla bunu çözelim. Rica ediyorum. Çünkü insanların seni kullanmasına izin veriyorsun. Hayatına izin veriyorsun. Hayatına izin verdiğin için de kimseyi kıramıyorsun. Evet, büyük bir iş kurmak isteyen ve ortaklı planları olan oğlaklarda, kova burçlarında, kovalarda ciddi bir anlaşma ve yeriniz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Çok büyük bir kazanç yaşayacaksınız. Ve özellikle şöyle demişim kova burçlarına. Yeni bir evin resmini, fotoğrafına koydun. Bu evi ben istiyorum dedin. Evet, o ev senin olacak. Biraz daha vakti var. Allah sana bu evi nasip edecek. Yani bir 7 ay gibi bir zamanın var ama, çünkü satılması gereken bir yer, aileden bir destek de beklentim var. Olacak. Ve özellikle annenize ya da babanıza almak istediğiniz bir ev muradınız var. Bu gerçekten sizin için güzel ve aydınlık olacak. Hayırlı olsun. Özel hayat konusunda ilişkinizle ilgili sorunlar olabilir. Bu hafta gereksiz görüşmeyin, birbirinizi incitmeyin. Siz birbirinize aitsiniz. Sevgilisinden ayrılan kova burçlarında güzel bir dönüş haftası olacak. Diyaloglar söz konusu olacak. Evli olan kova burçlarına da şey demişim. Evet, evliliğiniz güzel gidiyor ama buraya bir renk lazım. Evimi renklendireceksin. Kendini mi? Bir ilişki bir monotonlaşmış, bir heyecana ihtiyaç. Uzun süreli sevgiliyseniz bile ilişkiye bir monotonluk gelmiş. Biraz heyecan katalım ilişkiye diyorum değerli kova burçlarım. Ufak bir tatil planınız var. Özellikle ayın 14-15'inde gitmek istediğiniz, bu da sizin için hayırlı olacak diyorum. Beklediğiniz evraklar var. Hatta işinizle ilgili geri dönüş bekleyen kova burçlarına demişim ki işinize hak kazandınız, geri döneceksiniz ama Ekim sonu gibi gerçekleşecek. Şu an sadece sessiz bekleyin. Sağlığınız iyi, sadece ruhsal yorgunluğunuz var. Yükselen vay burcunuzu dinleyin. Sevgiyle kalın, umutla kalın.